Şekilde bir ABC üçgenimiz var. Bu üçgen ötelenip A üssü, B üssü, C üssü üçgeni elde ediliyor ve bize verilen bir bilgi var. B noktası orijin üzerine geliyormuş. Yani bu ötelemede B noktası buradan kalkıyor, orijine geliyor. Bu aslında bize ötelemeyi söyleyecek, nasıl bir öteleme olduğunu. Biz de bu ötelemeyi anlayarak A ve C noktalarını öteleyeceğiz. B üssü noktası orijinde, yani burada. O halde B üssü noktasının koordinatları şöyle yazalım: 0, 0 olacaktır. Peki B noktasının koordinatları ne? B noktasının koordinatları, bakın, eksenlere dikler çiziyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 y koordinatı. X koordinatı ise 2, 4, 6, 8, 10, eksi 10. Demek ki B noktasının koordinatı eksi 10'a eksi 4. B noktası B üssüne gittiğine göre, yani B üssü orijine gitmiş, 0, 0'a gitmiş. Bakıyoruz, x koordinatı eksi 10'dan 0'a gitmiş. Yani artı 10 söz konusu. 10 artmış. Sağa doğru 10 gitmiş demektir bu. Eksi 4'e bakıyorum, y koordinatına. Y koordinatı da eksi 4'ten 0'a gitmiş. O da 4 artmış. Demek ki 4 yukarı gitmiş. O halde 10 sağa, 4 yukarı gitmiş. A noktasının koordinatına bakalım. A noktasının koordinatları 2, 4, 6. X koordinatı eksi 6. Y koordinatı da eksi 2. Demek ki A noktam eksi 6'ya eksi 2. Burada da aynı dönüşüm uygulanacağına göre, yani x 10 artacak, y de 4 artacağına göre A üssü noktasını bulabilirim. Eksi 6'ya 10 eklersem 4 olur. Eksi 2'ye 4 eklersem 2 olur. Demek ki A üssü noktası 4'e 2'ymiş. A üssü noktasını bulduk. Şimdi C'nin koordinatına bakalım. X koordinatı 2, 4, eksi 4. Y koordinatı ise eksi 4'ten 1 aşağıda, eksi 5. Dolayısıyla C'nin koordinatları eksi 4'e eksi 5. Buna da aynı dönüşüm uygulanması lazım. Yani x koordinatı 10 artacak. Eksi 4'ü 10 arttırdığımda 6 olur. Y koordinatı 4 artacak. Eksi 5'e 4 eklersem eksi 1 olur. Demek ki bu tabi C üssü noktası. C üssü noktası da 6'ya eksi 1'miş. C üssünü de bulduk. Aslında bizden istenenleri bulduk. Bizden istenenler A üssü ve C üssünün koordinatlarıydı. Yani cevabımız bu iki nokta. Ama biz üçgeni de çizelim. Üçgenin, aynı üçgenin konum değiştirmiş hali olduğunu görelim. A koordinatım 4'e 2. Yani burası A üssü koordinatım. C üssü koordinatım ise 6'ya eksi 1. Yani bu koordinat. Bunları birleştirirsem, evet, gördüğünüz gibi aynı üçgen. Sadece biraz sağa, yani 10 birim sağa ve 4 birim yukarı ötelenmiş. Bir şeklin yansıması nedir? Zaten yansıma kelimesini biz aynada kullanırız. Yani aynadaki yansıma gibi. Aynen bir yansıma, simetri doğrum var benim. Bu simetri doğrusunu ayna gibi düşüneceğiz. Ve onun önündeki şekli aynı dik uzaklıkta yansımış olarak elde edeceğiz. Şimdi solda, tabi burada tanımı da var. Tanımını da okuyabilirsiniz. İşte bu yansımayı yaptığımız doğruya veya doğru parçasına biz simetri doğrusu deriz.
Mesela burada bir doğru yok ama bu doğru parçası da tabii ki bir doğru belirtir. Sonuçta iki uca doğru. Ben bunları sonsuz uzatabilirim. Kastedilen doğru, bu doğru parçasının belirttiği doğru. Şimdi A noktasına bakıyorum. A noktasının benim simetri doğruma uzaklığı 1, 2, 3. Aynı uzaklıkta ilerliyorum. 1, 2, 3. Ve A noktasının yansımasını elde ediyorum. Yani dikkat ederseniz A ve A üssü noktalarının simetri doğrusuna olan dik uzaklıkları birbirine eşittir. Yani şunları ben şöyle birleştirirsem, burası 90 derecedir ve şu mesafeler eşittir. Şimdi B noktasının simetrini alalım. B noktasının simetri doğrusuna uzaklığı dikkat ederseniz 1, 2 birim. 2 birim daha gitmem lazım. 2 birim daha gittiğimde şu noktayı elde ediyorum. B noktasının simetrine de B üs noktası diyelim. Bunların da dikkat ederseniz yine uzunlukları, uzaklıkları simetri doğrusuna eşit. Şimdi bir doğru parçasının yansımasını alacağız. Doğru parçasının belirli olan yerleri uç noktalarıdır. Uç noktalarını ben bilirsem doğru parçasını da biliyorum demektir. Uç noktalarını ben K ve L diyorum. Yansımasını alırken de K'nın ve L'nin yansımasını alacağım. Daha sonra yansımış doğru parçasını bu noktalar yardımıyla oluşturacağım. Yine bakın L noktasının simetri doğrusuna uzaklığı 3 birim. 3 birim daha gidiyorum ve buraya ulaşıyorum. Yani L üssü noktam burası. Aynı şeyi K için yapıyorum. K'nın uzaklığı 4 birim. 4 birim daha gidiyorum ve K üssü noktasını elde ediyorum. Bu da K noktasının simetri. K üssü ile L üssünü birleştirirsem doğru parçasının simetrini de elde etmiş olurum. Yani yansımasını da elde etmiş olurum. Aslında yansımayla simetri birbirine çok yakın kavramlar. Bu şeklin simetriyi de yansıması da KL doğru parçasının yansıması da simetriyi de bu ortadaki simetri doğrusuna göre K üssü L üssü doğru parçasıdır. Şimdi üçgenin simetri doğrusuna göre yansımasını bulacağız. Üçgenini belirleyen üç tane noktasıdır. Bu noktaları ben yansıtırsam üçgenimi de yansıtmış olurum. O yansıtarak elde ettiğim noktalardan üçgenimi oluşturabilirim. Evet, bu noktanın uzaklığı 3 birim. 3 birim daha gittim. Bu noktanın uzaklığı 4 birim. 4 birim daha gittim. Bu noktanın uzaklığı da 2 birim. 2 birim daha gittim. 3 yeni noktamı bulmuş oldum. Bu noktaları birleştirirsem üçgenimin yansımasını da bulmuş olurum. Şimdi doğru biraz eğik. Görmüş olduğunuz gibi burada koordinatlardan gitmeyeceğiz. Yaklaşık olarak bir yansıma alacağız. Doğrudan tam dik gidiyorum. Ve aynı miktarda karşıya geçiyorum. Ve noktamın yansımasını buluyorum. Bir dikdörtgenimiz var. Yine bunun köşe noktalarının yansımalarını bulacağız. Bu noktanın yansıması burası olacak. Bunun yansıması burası. Şu noktanın 2, 4, 5 birim uzaklığı var. 2, 4, 5 birim. Burası ve diğeri de burası olacak. Dolayısıyla şeklin yansımış hali simetri doğrusuna göre böyle. X eksenine göre yansımanın da şu ana kadar yaptığımız yansımadan bir farkı yok. X ekseninde sonuç itibariyle bir doğru ve buna göre bir yansıma alıyoruz. Aynen demin yaptığımız gibi. Burada bir tane çizilmiş nokta var. X eksenim
Biliyorsunuz burası. Bu noktanın x ekseni uzaktı 2 birim. 2 birim de aşağı inmem lazım. Dolayısıyla yansımış hali burası olur. Şu A noktasının yansımış hali bu A üssü noktası olur. Bizim bu x eksenine yansımada biraz sonra y eksenine yansımada da göreceğiz. Ek olarak inceleyeceğimiz şey koordinatlar. Şimdi bu A noktasının koordinatlarına baktığımızda, bu karelere göre koordinatlara baktığımızda 3, 2 olduğunu görüyoruz. X koordinatı 3, 1, 2, 3. Y koordinatı 2, 1, 2. 3'e 2. Pardon. 3'e 3 yazdım. 3'e 2. Bunun yansıması olan A üssü noktasına baktığımda x koordinatının değişmediğini görüyorum. Yine 3. X koordinatı yine 3. Ama y koordinatı işaret değiştiriyor. Yani 2 iken eksi 2 oluyor. Buradan x eksenine göre yansımada bir durum, formül elde edebilirim. A efendim ne noktası olsun? AB noktası x eksenine göre yansıma yapılırsa ne oluyor? A üssü noktası x koordinatı değişmiyor. Yine A y koordinatı işaret değiştiriyor. Eksi B. O halde artık çizmeden de x eksenine göre yansıma yapabiliriz. Demek ki x eksenine göre yansıma yaptığımızda y koordinatının işaretini değiştirmemiz yeterli. Mesela eksi 4'e eksi 3 noktasının x eksenine göre yansımasını yaptığımda eksi 4'e 3 olacak gibi. Dolayısıyla x eksenine göre yansımada tekrar söylüyorum. Sadece y koordinatının yani ordinatın işaretini değiştiriyoruz. Şimdi y eksenine göre yansıma alacağız. Y eksenine göre yansımada yine aynı şekilde uzaklığım 3 birim. 3 birim daha gidiyorum ve şu noktayı elde ediyorum. Koordinatları inceleyelim. A noktasının koordinatları dikkat ederseniz x koordinatı 3, y koordinatı 2. Y eksenine göre yansıma yaptığımda x koordinatımın eksi 3 ve y koordinatımın değişmediğini görüyorum. Demek ki y eksenine göre yansımada da x eksenine göre yansımaya benzer şekilde y koordinatı değişmiyor, x koordinatı işaret değişiyor. O halde bir A noktası AB koordinatlarına sahip bir A noktasını ben y eksenine göre yansıma yaptığımda ne oluyor? X koordinatı işaret değiştiriyor, eksi A oluyor ve y koordinatı değişmiyor. Yani çizmeden de artık y eksenine göre yansıma yapabilirim. Mesela K 2'ye eksi 4 noktası. Y eksenine göre yansıma yaptığımda ne olacak? X koordinatı işaret değiştirecek. Eksi 2 olacak. Y koordinatı işaret değiştirmeyecek. Aynen eksi 4 olarak yazılacak. Sonuç olarak tekrar söyleyelim. Y eksenine göre yansımada y koordinatı değişmiyor. Tersi x koordinatı değişiyor. X eksenine göre yansımada da x koordinatı değişmiyor. Y koordinatı değişiyor. Değişiyor dediğimiz işaret değiştiriyor. Eksi ise artı, artı ise eksi oluyor. Burada anlatılan yansıma ve ötelemeleri hiç şekil çizmeden şu ana kadar öğrendiğim bilgilerle yapabilirim. K eksi 4'e 2 noktasını yazdım. Önce y eksenine göre yansımasını alacağız. Önce y eksenine göre yansıma alıyorum. Y eksenine göre yansımada ne oluyordu? Y koordinatı yani ordinatı değişmiyordu. X koordinatı işaret değiştiriyordu. O halde ne olacak? 4'e 2 olacak. Birinciyi hallettik. Sırada 3 birim aşağıya ve 5 birim sağa öteleme var. Şimdi 3 birim aşağıya, 5 birim
sağa öteleyeceğiz. 3 birim, 5 birim sağa ötelemeyi önce yapalım. Burada sıra önemli değil. 5 birim sağa ötelediğimde x koordinatının 5 artması lazım. Sağa doğru gitmesi lazım x ekseni boyunca. O halde 4 artı 5, 9 olur. 3 birim aşağı gittiğinde de y ekseni boyunca aşağı doğru, yani y koordinatının 3 azalması gerekiyor. 2'den 3 çıkarttığımda eksi 1 elde ederim. Bu ötelemeyi de halletmiş olduk. Son olarak da x eksenine göre yansıma yapacağız. X eksenine göre yansıma yaptığımda da x koordinatı değişmeyecek, yine 9 olacak. Y koordinatı işaret değiştirecek, 1 olacak. O halde elde ettiğim nokta sonuç olarak, sorunun cevabı olarak 9,1 noktası. Önce yansımasını alacağım doğruyu çizeyim. X eşittir 1 doğrusunu çizelim. Evet, bir noktası, x koordinatındaki bir noktasının dik olarak çizilen doğru. Bunları daha önceden çizmiştik. Yansıması alınacak doğrum bu. T3,2 noktasının, T3,2 noktası da dikkat ederseniz bu nokta, x koordinatı 3, y koordinatı 2. Bu noktanın bu yeşil doğruya göre, yani x eşittir 1 doğrusuna göre yansımasını alacağım. Uzaklığa bakalım. Uzaklık, doğru olan uzaklık. Şöyle çizeyim, bakın. 2 birim. 2 birim daha uzatıyorum. 2 birim daha uzattığımda nereye geldim? Şuraya gelmiş oldum. Yani P noktasıyla burası da 2 birim, burası da 2 birim. Onu bir ayna gibi kullandım. Aynı dik uzaklıkta, aynı doğrultuda gittim ve bu noktayı elde ettim. Bu benim yansıma noktam. Yansıyarak elde ettiğim nokta. Peki noktanın koordinatı ne? X koordinatı eksi 1, Y koordinatı 2. Demek ki P üssü noktası eksi 1'e 2 noktası. Bu sorudaki gibi eksenlerden, yani x ekseninden ve y ekseninden farklı bir doğruya, x eşittir 5, y eşittir eksi 3 gibi doğrulara göre yansıma soruluyorsa bunları ezberlemek yerine en güzeli hemen bir 15-20 saniyede bunları çizmek, çizerek sonuca gitmek. Böyle çok daha rahat ve hata yapma olasılığı çok daha az olur. Eksi 2, 7 noktasını şuraya yazalım. Önce x eksenine göre yansımasını alacağız. X eksenine göre yansıma aldığımda biliyorsunuz x koordinatı değişmiyor. Y koordinatı işaret değiştiriyor. Yani 7'den eksi 7'ye dönüşüyor. Bunu hallettik. Sonra 2 birim yukarı. 2 birim yukarı. Ve 4 birim sola öteleme yapacağız. 4 birim sola, x ekseninde 4 sola gitmek anlamına geliyor. Yani x koordinatını 4 azaltacağız. Eksi 2, eksi 4 olacak. 2 birim yukarı demek y boyunca 2 birim yukarı gitmek. Yani y koordinatının 2 artması demek. O halde son olarak elde etmiş olduğum nokta eksi 6'ya eksi 5 noktası olur.